Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bir yıla yakın bir süredir pandemiyle birlikte kişilerin çok fazla önlem alması gerekti, evlere girilmesi gerekti, sosyalleşmeler azaldı. Bununla birlikte de tabii ki psikolojik olarak çok etkilendiğimiz bir sürece girdik. Bu da aslında yeni hastalıkların türemesinden ziyade kişide zaten var olan kalıtsal tanıların açığa çıkmasına sebep oldu. Ve bu en çok rastladığımız tanılarda aslında bilindiğinin aksine depresyon değil, OKB, obsesif kompulsif bozukluk. Bu obsesyonlar temizlik, düşünce, yani kişilerdeki çok fazla el yıkama, sürekli olarak etrafı silme gibi obsesyonların artmasıyla birlikte bu koronanın bir gerekliliği olarak düşünülse de aslında artık kişinin işlevselliğini bozma noktasına geldi. Kişi artık elini silmekten, yıkamaktan çalışamaz, iş yapamaz hale geldi. Veya belirli cilt hastalıklarına sahip olmaya başladı. Bunun yanı sıra kişiler eve girdiği için artık rahatlama alanlarını kaybettiler. Bu da nedir? Kimisinin işte iş çıkışı akşam halı saha maçı, kimisinin bir gym'e gidip spor yapması, bir yürüyüşe çıkması, arkadaşlarıyla oturması gibi, bunları da kısıtladığın zaman kişi kendiyle baş başa kalmaya başlıyor. Bu noktada da bunca yıl baş etme yöntemlerini bir anda kaybediyor. Şimdi bir anda kaybettiği için bunun artık baş edememe noktasına geliyor. Bu da kişideki bazı bağımlılıkları arttırmaya başladı. Nedir? Alkol kullanımı varsa bunu çok arttırdı. Sigara kullanımı varsa bunu arttırdı. Madde kullanımı varsa bunu da arttırdı. Veya hiçbir şey kullanmıyorsa bu sefer çok sinirli bir insan olmaya başladı. Tahammül edememeye başladı. İkili ilişkileri bozulmaya başladı. Veya yeme bozuklukları çok ortaya çıktı bu süreçte. Aslında bu gördüğümüz evde ekmek yapmak, kek yapmak vesaire bir noktada eğlence yaratmak için olsa da kişinin çok fazla kilo artışı veya bu süreçle birlikte iç sıkıntıyla birlikte hiç yememe davranışları, aslında iki uçunda çok aşırı olması işte bir yeme bozukluğuna sebep oluyor. Bütün dünyanın çok yabancı olduğu bir konu ve kişinin bununla tek başına baş edemiyor olması aslında çok normal bir şey. Zaten aslında bu, biz buna baş etme kaynakları diyoruz. Bu baş etme kaynakları varken bile bazı şeylerle baş etmek çok zor. Artık bunlar da alınca hem maddi olarak bir belirsizlik, çünkü biliyorsunuz bir gün kafeler açılıyor, bir gün kapanıyor, bir gün restoranlar paket servis izin veriliyor, bir gün verilmiyor. Yani bunlar ciddi olarak insanlarda belirsizlik yarattı. Maddi olarak belirsizlik, sağlıkları ellerinden alınabilir. Hiç bilmediğimiz bir şey. Şimdi mutasyonlu virüs, yani her günde yeni bir şey çıkıyor. Hem sağlık kaygısı, hem maddi kaygılar, hem de zaten kişinin var olan sıkıntıları olduğu için, koronadan önce de hepimizin sıkıntıları vardı. Hepsiyle birlikte baş etmek zorlaştı. Sorgulamalar, kendini dinlemeler, kendi kendini sınamalar, bunlar sağlıklı olmayan, işlev bozan durumlar. Hepimiz de bu süreç içerisindeyiz. Bu noktada artık biraz şunun muhakemesini yapmak zorundayız. Kar zarar dengesi diye. Evet, korona olmak gerçekten çok korkutucu olabilir. Ama günün birine geçecek, ama ruhumuz bizimle hep devam edecek ömür boyu. Ve onu ne kadar az hasara uğratırsak, bu organlarımızın sağlığından bile daha önemli oluyor bazen.